Şimdi Nalan İpekoğlu'na devredilecek bir arsa var. O arsa neredeymiş? Kaç dönümmüş? Şey, kaç dönümmüş bir de? Ben dönümü anlamam. Kaç paraymış? Sor bakayım. Hem onu sor. Kaç dönümmüş? Hı. Bir de ederi ne kadarmış? Aynen. Tamam mı? Bak şimdi şeyi öğreniyorsun. Bu arsa nerede? Kaç dönüm? Ederi ne kadarmış? Evet. Anlaştık. Hadi eline çabuk tut. Haber bekliyorum. Ne yapıyorsunuz sağdan soldan ya? Manyağı çevirdiniz. Ama yani. Allah Allah. Ne dedi? Sordum işte. Araştıracak, dönecekmiş. Allah'ım şu düştüğümüz hale bak Allah aşkına ya. Babamız gelinine kocaman arazi hediye ediyor. Bizden saklıyor. Biz de dedektiflik ediyoruz. Hakikaten hayatımızın özeti 5 zeytin bizim 5. Bunu bilin de. İnsanın içi acıyor ya. Hangi arazi olduğunu öğrenince ne yapacaksınız? Babama gidip hayır efendim o arazi olmaz mı diyeceksiniz, ne yapacaksınız? Ölünün körünü yapacağız çocuğum. Anladın mı? Ölünün körünü yapacağız. Sen böyle geniş geniş oturup bir kriz olduğunda etrafının toplanmasına çok alışkın olduğun için gene otursan fazla konuşma. Ay tabii canım, yani normalde en büyük tepkiyi beyefendi verir de şimdi müstakbel karısı olunca rahat rahat konuşuyor. Oh. Bir de araba var işin içinde tabii. Değil mi oğlum? Ah, kıza bak. Arayayım. Hah, söyle. Ne olmuş? Ne diyor? Niye ki? Bak. İyi, peki anladım, anladım. Tamam. Sen yine de gözünü kulağını açık tut. Bir şey öğrenirsen haber edersin. İyi, hadi bakalım. Sağ ol. Nedir durum? Yok, öğrenememiş bir şey. Yani varmış bu arada. Nalan İpekoğlu'na devredilecek bir arsa var. Ama nerede olduğu gizli. Daha fazla da şey kurcalayamadım şimdi. Galip Bey'in kulağına gider, sonra Rafet Koroğlu sizin araştırdığınızı öğrenirse işte başımız belaya girermiş diye şey yapamamış. Ne yapalım? Ya ben anladım, anladım. Ben anladım. Bu kesinlikle kıymetli bir arazi. Yoksa bizden niye saklasın ki? Ya madem bu kadar merak ediyorsunuz, öğrenebileceğiniz tek isim var. Yok, hiç bana bakmayın. Gidip sormam ya öyle meraklı gibi. Zaten Muzo bana anlatmaz ki. Gitsin döndü sorsun. Onu da mı döndü sorsun kızım? Ya Selen, bu döndürük bir mesele mi Allah'ın seversen ya? Ne olur hadi git. Git bir an önce ne öğrenebiliyorsan öğren. Kurban olayım ben. Hani hadi ya, hadi ne olur ya. Bana bak, sen de Nalan'la buluştuğunda bugün bir ağzını yokla bakalım. Belki kendine hediye edilen arazinin kıymetini, nerede olduğunu falan biliyordur kız. Tamam. Hadi canım hadi, ben seni yalnız bırakmam. Gel gidelim, gel. Hadi Selen, hadi anneciğim, ne olur hadi ya, önemli mesele bu. Tamam ya. Hadi. Gidiyorum. Hastaneden beri yine hiç çıkmadın. İyi misin? Merak ettik seni. Hadi gidelim ya. Boşuna uğraşıyorsun. Ya hakikaten merak ediyorum. İyi mi acaba? Yani hastaneden sonra yine yok oldu. Çıkmadı. Muzo! Yani bazen hayatımızın kaç saatini burada, bu kapının önünde böyle kıvranarak geçiriyoruz. Gerçekten çok merak ediyorum. Muzo! Ay, İçerideki senin kardeşin oldu. Acaba böyle konuşabilecek misin? Merak ediyorum. Hadi benden bu kadar kolay gelsin. İyi misin? Hala kalemle mi çiziyorsun? Ben de artık her şeyi bilgisayarla hallediyorsundur diye düşündüm ama. Güzelmiş. Anlat bakalım ne oldu? Belli ki bir şey olmuş. Yoksa sen kolay kolay gelmezsin buraya. Ya önemli bir şey olmadı aslında da. Yani bence annem abartıyor yine. Ya bir arsa mevzusu mu?
Ne varmış? Yani babam Nalan'a bir arsa hediye çekmiş galiba. Ama bizden saklıyor. Yani biz de tesadüfen öğrendik. Döndü söyledi. Neyse uzatmayayım. Ben de şirketi aradım. Hani babama çaktırmadan, kulağına gitmeden bir araştırın dedim ama... gizli tutuyorlarmış. Öğrenemedik bir şey. Annem de tutturdu işte. Git öğren nedir ne değildir diye. Muzeye sor, o bilir dedi. Ben de geldim işte. Yeniköy'deki arsayı Nalan'a hediye edecek. Aşk olsun Muzo'ya. Dalga geçme, ciddi ciddi bir şey soruyoruz burada sana. Ya bırak Olgu arsayı Nalan'a hediye etmeyi. Yani Beyoğlu'nda o çok istediği bina için... ya ucundan birazcık satsak baba desen bile olay çıkarır. Biliyorsun. Doğru. Ama o arsa artık Nalan'ın. Ne diyorsun ya? Sen ciddi misin? Ne oldu sana? Kıskandın mı? Ya da şöyle sorayım. Kendini değersiz mi hissettin? Yok canım yani. Ben sadece Nalan'ın babamın gözündeki yerini anlamaya çalışıyorum. Tamam, ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim o zaman. Çalışıyorsun. Kolay gelsin. Salak sen. Hepsi senin suçun. Nalan'ı bulmasaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Keşke bıraksaydım da Sedat ne halt diyorsa yeseydi diyorsun değil mi içinde? Yok demiyorum da. Ne bileyim, şaşırıyorum sadece. Ya Muzo. Muzo sen şaşırmıyor musun? Ha? Yani sence normal mi bu? Babamı tanıyoruz sonuçta. Ya para konusunda ne kadar takıntılı olduğunu biliyoruz. Ya mevzu iş olunca, para olunca bu adam çocuğunu, karısını, ailesini tanımaz. Tamam anlıyorum, bu hoş kız, iyi kız, şahane kız. Ben de bayılıyorum da bir anda böyle hesapsız, kitapsız bu kadar büyük bir hediye, ya garip gelmiyor mu sana da? Babamı tanımıyorsunuz. Tanıdığınızı zannediyorsunuz. Bugüne kadar evlatlarına hiçbir şey yapmamışken nasıl oluyor da Nalan'ı bu kadar kesenin ağzını açtı diye soruyorsun değil mi? Soruyorum tabii. Sen sormuyor musun? Ya ben kıza hiçbir hediye almasın demiyorum ki. Alsın tabii, gani gani alsın. Yani gelini sonuçta değil mi? Ama yani bizim hiçbirimizin üzerine ya bir çöp bile yokken sahip olduğumuz en kıymetli arsayı böyle bir anda hediye etmek sana da bir tık fazla gelmiyor mu? Yani bunca yıldır yani hiçbirimiz hiçbir şey hak etmedik de hani iki günde Nalan mı hak etti? Rafet Koroğlu'nun vardır başka bir planı. Bu sadece bir hediye olamayacak kadar değerli. O yüzden konuyu kapatın. Babamın bir planı mı var diyorsun? Ha? Ne? Selen, izninle biraz çalışabilir miyim? Kolay gelsin. Duyduğum doğru mu şimdi? Ya ben de şaşırmadım değil de... Selen sen emin misin peki Yeniköy olduğundan? Ya kesin bilgi mi? Yani Muzo'nun yanılıyor olma ihtimali var mı sence? Bence yok. O arsayı sen doğduğunda bana doğum hediyesi olarak verecekti. Ama unutturdu tabii. Unutturmaya çalıştı aklınca. Ama ben unutmadım. Ben hiçbir şey unutmuyorum. Fil hafızası var bende. Benim lanetim de bu işte. Anneciğim. Anneciğim biz biraz AVM'ye gidelim mi ha? Biraz giyip çıkarırız. Belki iyi gelir sana. Haklısın Selen.
Sen babamdan gizli saklı aldığın şeyleri sakladığın yere layıksın diyorsun bana değil mi? Sen de haklısın. O aşağılasın, hakaret etsin. Ağzına geleni sana söylesin. Sen hiçbir şey söyleyemezsin. Senin kaderin bu diyorsun değil mi? Sen de haklısın evladım. Aşık olsun anne ya. Ya ben öyle demek istemedim yani. Ben sadece... Ya ben sen üzülme istiyorum. Yani haklısın yani. Babamın yaptığı bu hiç normal bir şey değil. Ama ya Allah'ını seversin. Bizim evimizde ne normal ki zaten? Vallahi ben bu eve geldiğimde gayet normaldim. Ne olduysa sonradan oldu. Sizin o babanız benim babamın karşısında el pençe divan duruyordu ya. Koca aşireti ikna etmeye çalışıyordu benimle evlenmek için. Ama sonradan ne olduysa oldu işte. Musa doğdu. Muzo doğdu. Muzo doğdu. Bana yapmadığını bırakmadı. Aşağılama, hakaret. Her şeyden beni suçladı. Böylesi işine geldi çünkü tabii. Ama ben ne yaptım? Ha? Ne yaptım ben? Sen misin beni paradan mahrum eden? Alışveriş yaptım, alışveriş yaptım, yığdım oraya. Para öyle harcanmaz, böyle harcanır diye. Ben hep içime içime sustum. Allah kimseyi bununla sınamasın. Ama bu olan gerçekten çok ağrıma gitti, çok... Yani ne diyebiliriz ki anneciğim? Çok haklısın. Anneciğim lütfen üzülme sen artık ya. Bak benim şimdi çıkmam lazım, bir galeriye de geç kalmayayım. Hem bütün detayları Nalan'dan öğreneceğim ben, tamam mı? Bana bak, o galeriye gideceksin. En pahalı araba hangisiyse onu seçip aldıracaksın. Para öyle harcanmaz, böyle harcanır. Madem sana hediye alacak... Şu düştüğümüz hale bakın, Allah'ınızı severseniz. Daha birkaç hafta öncesine kadar biz bu adamı ikna etmeye çalışıyorduk bu çocuk Nalan'la evlensin diye. Nereden nereye geldik, delireceğim. Yok, benim bir şey yapmam lazım. Benim kesin bir şey yapmam lazım. Yoksa ben infilak edeceğim. Ben bunca sene sustum. Artık susmayacağım. Hadi artık sen de durma git. Git arabanı seç. Çabuk hadi yürü. Ne öğreniyorsan öğren. Selam. Bir ihtiyaç oldu sana. Tamam. Sen benim aklımı koru yarabbim. Anneciğim gel. Gel biz biraz oturalım. Ha? Döndüğü söyleyeyim bir kahve yapsın sana.